Az önce Ahmet Özer'in hakimlikte verdiği ifadeden ve savcılığın kendisine yönelttiği suçlamalar karşısında verdiği yanıtlardan bir bölüm aktardım size. Bu en önemli suçlamalardan biri, en çok konuşulanlardan biri bu daha doğrusu. Şimdi PKK yöneticilerinden, KCK yöneticilerinden Remzi Kartal'la 2015 yılında 14 kez telefonla yaptığı görüşme. Bu sorulmuş. Neden Remzi Kartal'la bu kadar telefon görüşmesi yaptınız? Ahmet Özer'in terör örgütüyle iltisaklı, PKK'yla bağlantılı olduğuna dair en güçlü delillerden biri olarak görüyor savcı bu telefon görüşmelerini. Remzi Kartal Vanlı'dır diyor. O Van milletvekiliydi. O zaman milletvekiliydi Remzi Kartal. Parlamentodaydı. Aynı aşiretin mensubuyuz. Yurt dışına çıktıktan sonra, şu an yurt dışında Remzi Kartal, onunla bir irtibatım yoktur. Benzer bir ideolojiye ve dünya görüşüne sahip değilim diyor. İmralı'da HDP'lilerle çözüm süreci zamanında HDP heyetiyle Abdullah Öcalan'ın yaptığı görüşmeler sırasında Ahmet Özer'in isminin geçiyor oluşu da Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğine bir delil olarak gösterilmiş. O da sorulmuş. Orada mesela Abdullah Öcalan diyor ki kitaplarını, bir kitabını okudum diyor Ahmet Özer'in. İkinci bir kitabı var. Onu da götürmüşler oraya. Onu da okuyacağım, merak ediyorum diyor. İsmi böyle geçiyor. Bir diğer görüşmede sanırım o İmralı tutanaklarından bu bölümün alınmasının temel sebebi bu. Demokratik özellik meselesi o dönem tartışılıyordu çözüm süreci zamanında 2013-2015 arasında. İşte burada diyor görev almak isterim diye bir talebi var kimi akademisyenlerin diyor İdris Baluken Abdullah Öcalan'a. Kim diyor mesela Abdullah Öcalan? Ahmet Özer'in ismi sayılıyor o arada. İşte demokratik özellikle Ahmet Özer'in ismi yan yana gelince savcı hemen bunu oraya koymuş ama devlet görevlisinin önünde yapılıyor bu görüşme. Yani Ahmet Özer'in ismi devlet görevlisinin orada İmralı masasında oturan görevlinin önünde geçiyor. O duyuyor her şeyi. O zaman bir işlem yapılmıyor. Sonra aradan 10 yıl geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni bir operasyon başlatmanın zamanının geldiğini düşünüyor iktidar. Bundan kazançlı, karlı çıkacağını düşünüyor. 10 yıl önce İmralı tutanaklarına yansıyan, bu da Diyarbakır cezaevinde başka bir mahkumdan çıkmış bu arada. Yani İmralı tutanakları, o da enteresan. Oradan alınıyor, cımbızlanıyor ve savcı tarafından müzekereye konuluyor. Terör örgütü üyeliğinin delillerinden biri denilerek. Durum bu. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Sonra Esenyurt'ta ne olup bittiğine bakarız. Doğan Tılıç, profesör, doktor, gazeteci, yazar konuğumuz olacak. Yaşar Aydın, Bir Gün Gazetesi'nin yayın koordinatörü, o da konuğumuz olacak. Birlikte bu meseleyi konuşacağız. Erdoğan dün Kürtlere el uzatmıştı. Kürt kardeşim, bu eli sımsıkı tutmanı bekliyorum demişti. Bugün Kürtlerin de oyuyla seçilen, Esenyurt'ta yaşayan Kürtlerin de oyuyla seçilen Ahmet Özer tutuklandı, yerine kayyum atandı. Yani Kürtlerin Esenyurt'taki iradesine darbe yapılmış oldu. Onların oyları gasp edilmiş oldu. Peki buradan hal bu iken, iklim bu iken, dünden bugüne bir çözüm süreci, yeni bir süreç çıkma ihtimali var mı? Bunu konuşmak artık ne kadar mümkün? Reklamdan sonra bekliyoruz.